akşamlar diliyoruz. Uzun bir aradan sonra Gönül Dağı'nda tekrar birlikteyiz. Geçtiğimiz yıl olması lazım. Yine canlı müzikle karşınızdaydık. Şimdi iki değerli kardeşimle birlikte yine bu akşam sizlerle uzun bir aradan sonra ilk programı icra edeceğiz inşallah. Hepinize öncelikle merhaba diyorum. İyi akşamlar diliyorum. Geçmiş kandilinizi de kutluyorum efendim. Bugün yasak gün olmasına rağmen biz de elimizden geldiği kadarıyla program saatinde yetişmeye çalıştık ama ne yazık ki programın vaktinde yetişemedik. Bugün 5'te yapacağımız yayınımızı 2 saat rotarlı sizlerle buluşturduk. Ben arkadaşlarımı öncelikle sizlere tanıtmak istiyorum. Ardından da güzel bir türküyle açılışımızı yapalım. Güzel bir saat inşallah sizlerle birlikte geçireceğiz. İsteklerinizi yazabilirsiniz varsa repertuarımızda, arkadaşlarımızda da, bende de varsa repertuarımızda. Onları da sizlere aktarmaya çalışacağız. Önce hangimiz miyiz? Yaşı kaç? Ben gidiyorum. Yaşımı da sormayın. Bu program bitmez böyle. Erkekler yaş sormazdı. Bu program yaşa girdi hiç, bu program bitmez yani. Şimdi bir dakika, yaş büyüklüğü olarak bilmem ama hepimizden büyük olduğu kesin. Biz arkadaşçak kendi aramızda minik olarak tanıyoruz arkadaşımızı. Sevgili Yunus Yılmaz, evet. Minik lakabı, minik kardeşimiz. Müzisyenler minik dediğinde bilir. Yunus Yılmaz deyince şöyle düşünürler acaba. Ama minik de hemen tanırlar bizim. Anladım, Yunus kardeşimizi. Burak Yılmaz'ın neyi oluyordu? Nasıl? Burak Yılmaz'la bir akrabanın var mı? Yok. Onun boyu da uzun, ondan dolayı diyor. Olabilir. Evet, bu arada milli takımımıza da tebrik ediyoruz. Milli takımımızı, bizi gururlandırdı bizim çocuklar. Bizi gururlandırdı hem Hollanda hem Norveç'te. Göğsümüzü kabarttı. İki maçta 7 golle. Aynen. Bir dakika ya, şu futbola nasıl girdi birdenbire? Yunus kardeşimizi önce tanıyalım, sonra Sadullah kardeşimizi tanıyacağız. Ben Yunus Yılmaz, müzisyenim. Bahsettiğin gibi lakabım minik tabii ki. Üyeliyim. O şekilde işte. Sen üyelisin değil mi? Evet, üyeliyim. Arkadaşlar burada tanıştılar henüz. Evet, burada. Sen köyde nasıl ya? ben de burada oldum ya, 14-15 yıl oldu dünyaya geleli. Sadullah kardeşimin bir özelliği, altyapı olarak gerçekten çok beğendiğim, takdir ettiğim bir müzisyen arkadaşımdır. 2013 yılında beraber yine bir sahneyi paylaşmıştık. O zaman konser vermiştim Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda. Orada da yine çok güzel bir yapmış olduğumuz sahnede imzasını attı değerli kardeşim. Seni dinleyelim. Seni dinleyelim. Aslen Giresun, doğma büyüme İstanbul. Ha, buralı hiç değilmiş. Ben de buralı değilim. Sonra geldik buralara. Takılıyoruz burada. Çok sanatçılarla dünyayı gezdim. En sonunda finali Ünye'de devam ediyoruz. İyi, güzel. Kaç yıldır o zaman 2006 burada? 2006 yılda geldim. 15. Artık gitmezsin buradan bir yere. Ömrünün yarısı burada geçmiş zaten. Ya gitmeyeceğim galiba. Tek kirazda yerleşmek için. Şimdi gitmeyeceğim diyor ama en son neresiydi gitmeye niyetlendiğim bir yer vardı. Biraz uzak bir yerde ama. Uzak bir yerde. Araya pandemi falan girince. Evet. Yani, neresiydi orası? Japonya'ydı. Japonya'ydı. Çok yani öyle tek kirazda falan değil yani. Şurası ya, Japonya. Evet, şurası. Ama araya pandemi girince kısmet böyleymiş. Nasip. Şimdi birazdan mesajları da okuruz. Mesajlara girmeden bir tane canlı bir türkü yapalım. Sonra da mesajları okuyalım. Dinleyenlerimizin duygu düşüncelerinizi de efendim paylaşırsak. Evet, o zaman Aşık Veysel'den bir eser yapalım. Thank you.
uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım. Gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım. Gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Dünyaya geldiğim anda yürüdüm aynı zamanda. İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Düşünülürse derince uzak görünür görünce. Yol bir dakika miktarınca gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Yol bir dakika miktarınca gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Onları da ilk defa bu akşam sizlere tanıtmış olduk değerli kardeşlerimizi. Evet, mesajlarımız vardı. Onları okuyalım. Metin Kuşçu. Selam, hayırlı yayınlar. Gelecek Partisi Ünye İlçe Başkan. Ünye İlçe Başkanı Metin Kuşçu. Başarılarınızın devamını dilerim demiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun, var olun. Murat kardeşimiz. Murat Aydın bizleri izliyor. Kendisi bir rahatsızlık geçirdi. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz tekrar kendisine. Bir kalp rahatsızlığı geçirdi. Kendisine geçmiş olsun diyoruz. İnşallah Mevlam tekrar yaşatmasın diyelim. Hastanede yoğun bakımdaydı, çıktı. Ailesine de tabii geçmiş olsun dileklerimizi iletmiş olalım değerli kardeşimize, abimize. Aslında türküyle başladık. Türküyle devam etsek mi? O zaman Gesi Bağları diyelim. Yine güzel bir türkü. Biraz türkü ağırlıklı olur bu akşam herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Öyle girdik, öyle gider diye düşünüyorum. Olur.
getirdim yârimi. Aman aranıyorum. Bir çift selamına güveniyorum. Gel otur yanıma. Hallarımı Sebahattin Demir, bizleri izleyen dinleyicilerimiz, izleyenlerimiz, Şener kardeşimiz yine Türkmen Market personellerinden bizleri yalnız bırakmıyorlar. Yine sağ olsunlar, var olsunlar değerli kardeşlerimize. Türküyle devam ettik diyelim. Şimdi içinde bulunduğumuz zor bir durum var. Hepimizin bildiği gibi hazır yeri gelmişken. Müzisyen kardeşlerimiz özellikle, bilmiyorum bizleri şu an takip ediyorlar mı, ama böyle bir sektör var. Müzisyenlik sektörü var. Ve bu müzisyenlerin çalıştığı bağlı kurumlar var. İşte düğün salonları olsun, işte restoranlar olsun. Gerçekten zor bir süreçten geçiyoruz ve bu arkadaşlarımız özellikle yıllardır, uzun yıllardır yaptığı bu mesleği şu an yapamadıklarından dolayı paslanıyorlar. O ayrı bir olay. Aynı zamanda mesleki sıkıntılar içerisindeler. Ailelerini geçindirmek olsun, ihtiyaçlarını karşılamak olsun. Bir tane sağ olsun Yunus Emre Vakfı bir olay üstlenmişti müzisyenlere. Çoğu yanlış müracaat ettiği için onu da alamadı. Alamayanlar oldu ama alanlar şu anda alanlar var. O bile gerçekten çok güzel bir işe yaradı yani. Yani hiç olmayacaktı. Yani en azından o işe yaradı. Yani 3'tü 4'e 4'e çıkardılar onu da. Çok iyi oldu. Ramazan ayını da en azından bir nebze olsun rahat geçecekler ama inşallah Ramazan'dan sonra da sektör hani ufak ufak belli tedbirler alınarak yapılırsa, alınırsa iyi olur. Sadece ben kendim için demiyorum. Diğer müzisyen arkadaşlarımızı işte rahatsızlananlar, hastalananlar hep işte
kafalarına taktıkları için, yarının kaygısını yaşadıkları için. Çünkü o seneye kadar adam başka bir iş yapmamış. Hani şunu demek kolay, ya yok mu, iş mi yok, hani yapsın başka bir iş. İşte başka bir iş yapıldığı zaman sen işverensin mesela. Hani beğenmiyorsun ki. Onun yaptığı işi beğenmiyor. Çünkü onun o işte bir uzmanlığı yok, tecrübesi yok. Yıllardır müzik yapmış. Ya bu adam yaşayacak yani. Hani ben bununla ilgili devletimizin biraz daha hani önlem alırsa bu konuyla ilgili çok iyi olur. Hani alınan önlem biraz küçük bir önlem şu anda. Onu da herkes faydalanamıyor. İnşallah kardeşlerimize Mevlam yardım etsin. O zaman ben yoruldum hayat diyelim. Ben yoruldum hayat, gelme üstüme. Diz çöktüm dünyanın namert yüzüne. Gözümden gönlümden düşen düşene, bu öksüz başıma gözdağı verme. Gözümden gönlümden düşen düşene, bu öksüz başıma gözdağı verme. Kalbe şu suskun ağzını
açtırma beni. Sözlerim vardır, dokunur kalbe. Şu suskun ağzımı açtırma beni. Uyarılar geliyor ama anlayamadık. Uyarı mı gelmiş? Yok, biz devam ediyoruz, sıkıntı yok. Şu an reji tarafını size göstermek isterdim ama yoğun bir şekilde çalışıyorlar şu anda. Kaç bir? Yoğun tam 5 kişi. Ne oldu? Ne var aşağıda, bir şey var? Ha şey, öyküm mü? Öyküm fotoğrafçım, onu mu diyorsun? Ya bırakın, boş ver. Evet, öyküm fotoğrafçılık, düğün fotoğrafçılığı, klip, drone çekimleri, mezuniyet çekimleri, doğum çekimleri, ürün çekimleri, fotoğraf, videoya dair her şey öyküm fotoğrafçılıkta. Oldu mu? Evet, Ahmet Arpacıoğlu, Ahmetcan. Ahmetcan Arpacıoğlu. Evet, Zeki abi, sen de hoş geldin. Zeki Demirci, değerli müzisyen bir abimiz. Biz de eşkıya dünyaya hükümdar olmaz diyelim. Re. Hükümdar olmaz.
freze kolu. Bir yanımı sardı Babilci oğlu. 500 atlı ile kestiler yolu. Eşkıya dünyaya anam hükümdar olmaz. 500 atlı ile kestiler yolu. Eşkıya dünyaya anam hükümdar olmaz. Eşkıya dünyaya anam hükümdar olmaz. Eşkıya dünyaya anam hükümdar olmaz. Teşekkür ediyorum kardeşlerime. Ellerine sağlık, yüreklerine sağlık. Şimdi azıcık da sohbet edelim. Şimdi Yunus kardeşimize az önce ne kadar minik olduğunu anlattık. Şimdi de Sadullah kardeşimize. Şimdi aklıma gelen ilk soru. Müzik hayatım boyunca unutamadığın böyle, hani öyle bir günüm oldu ki onu hiç unutamıyorum dediğin bir an var mı? Güzel şeyler oldu. Mesela Mustafa Topaloğlu'na konserdeyiz. Neresi? Karadeniz Ereğli. Sahneye çıktık, çalıyoruz. Mustafa Topaloğlu çıktı. O zaman da Canım şarkısı hatırlarsın. Canım. O moda çıktı okuyor. Sahne, şimdi bir orkestra böyle kendisi çıktı. Sahne normalde yürüyen sahneymiş yani. Tekerlekle düğmeye basıyorlar, yürüyor. Kaçmayı unutmuşlar. Biz çalıyoruz, okumaya başladı Mustafa Topaloğlu falan filan. Ama gelmiyor. Unutmuşlar basmayı. Sonradan bir bastılar, Mustafa Topaloğlu şurada. Diğerci sahne ona bir vurdu. Düştü adam yere. Ama o kadar profesyonel ki Mustafa Topaloğlu, buradan selam söylüyoruz. Selam. Sağlık diliyoruz. Kaslı devam etti. Mesela tabii orada biraz millet çok güldü ama hiç kendini bozuntuya vermedi. Yani ilk aklıma gelen buydu mesela. Tabii değişik şeyler de yaşadık. Peki komik, tamam. Kötü olay oldu mu? Kötü mutlaka olay olmuştur. Allah oldu mu? Aklıma da gelmiyor. Bir dahaki programa mı gelir? O zaman bir dahaki programa kadar bir düşün bakalım. Kötü bir şey yaşadın. Demek, demek ki yaşamamışsın. Aklına gelmediğine göre. İlk İsmail Fırat'a başladım. O akşam Fırat şov var. Biz gideceğiz. Adam Mustafa Topaloğlu diyor. İsmail Fırat diyor. Ben gidiyorum. Ertesi gün Fırat şov var. Orkestraya başladım. O gün de kafe programı var. Geliyor mu sesim, iyi mi? Dur, biraz daha yaklaştım. Kafe programı var. Neyse. Kafede gıcık olduğum bir çocuk var. O bana gıcık, ben ona. Ondan sonra... Mustafa Topaloğlu da orada. Yok. Bugün mesela kafe programı var, ertesi gün turist yolu var. Bugün programı yapıyorum, çocukla kavga ettiniz program sonra. Çocuk benim gözümü varattı, ben onun gözümü varattım. Ertesi gün turist yola gittik, ilk program. Şimdi gözüme makyaj falan yaptılar, morluğu kapatacaklar ya. Sen bir de karşı tarafı gör. Canlı yayın. Çıktığım ilk program, herkes beni izliyor falan filan. Akrabalarım yazıyor. O arada arkadaşım yazdı, senin gözüne ne oldu falan filan. Konukların arasında da Alihan. Bu kadın neden ağlıyor, okuyan adam. Biliyorsun lan. Alihan, biliyorum. Canlı yayında demesin. Senin gözüne ne oldu? Ben kızardım, bozardım. Göze geldim. Bir şey diyemedim. Ondan sonra tabii ki kötü oldu canlı yayında öyle bir şey dediği zaman. Millete ne diyeceğim? Türk de oradan bana bir İsmail dedi. Senin gözüne ne oldu? Kavga mı etti? Ben de hatırlamıyorum. Kemküm ettim de. Ama Alihan'a o an sinirlendim. Ertesi hafta da baktım Boğaz Köprüsü'ne çıkmış, intihar edecek. Dedim ah etmedim ama işte. Kim intihar ediyor? Alihan mı? Alihan. Bir hafta sonra Boğaz Köprüsü'ne. Şimdi sorduğu zaman canlı yayında hani ben olsam şöyle derdim. Evet. Yani öyle çok. Siz bir de karşı tarafı görün. Senin oldu mu? Yok. Olmadı. Kısa ve net. Canlı müzikle düğünlerde ya da... Pandemi oldu, daha ne olsun yani. Bundan daha kötü ne olabilir? Bizim hiç olmadı öyle büyük sanatçılarla ilişkimiz de. Bizde bir Yasuo Temizel vardı. Şu an bilmiyorum, bizleri dinliyor mu, izliyor mu? Sahne arkasında i̇şte şu an. O vardı. Bir İhsan abimiz vardı. Tabii onlarla çok oldu. Selamlarımızı iletelim. Ağladığımız, bozulduğumuz. Tabii ki oldu. Anlatsak vakit, o yüzden.
Ya müzisyenlik çok farklı bir meslek. Tabii. Yani bugün buradaki ortam farklı oluyor. Aynen. Gittiğin zaman diğer taraftaki ortam çok farklı oluyor. Başka Evet. bir sanki kültürün içine giriyormuşsun Hı-hı. gibi. Mesela enteresan bir şey vardır. Tekkiraz'a gidersin mesela. Adam der ki burada şu havalar gidiyor. Tamam. Tamam. Şimdi böyle bir durumla karşılaştım. Şimdi şey oluyordu. Olmuştur çoğunuzu gerçi de. Şimdi bizim Necmi Karaman bir ustamız bugün Selam, selam olsun. selam olsun buradan. Dün de İzmir Tekirdağ'da. Salondayız. Herkes tabii oynuyor. Oradan birisi gençti abi diyor. Çaldı mı da misket? Abi gençti misket çaldı. Salıyoruz ya. Abi diyor misket çaldı. İyi diyor. Biz koşuyoruz. Tekrar açıyoruz. Yine aynı misket. Abi işte bu diyor. Bunun gibi çok Tabii enteresan böyle bir şeyler oluyor, böyle oluyor evet. böyle şeyler vardı. Ben de çok uzak bir zaman değil, yakın bir zamanda Hasan Yılmaz'la düğün yaptık mesela. Hasan Yılmaz şu. Ha tamam. Bak şimdi, ya şimdi yani Hasan Yılmaz'la düğün yaptım ben şimdi Hasan Yılmaz'a org çaldım. Yani evet. Lan ben kalkayım gidiyorum şimdi. Yok sen de Gökhan Demir'e çalıyorsun Evet ben tam diyecektim ağzından aldın. İşte tamam. O zaman sıkıntı yok. Şimdi şeyi anlatıyordum. Şimdi Tekkiraz'da düğüne gittik. Program yapıyoruz. Çalmak istediğim parçalar var. Hani müzisyen sahneyi okur genelde. Hani burada hani şu şarkı gider diyebilir genelde. Hani Evet, ortama genelde göre. hani karşı okur yani Ama söylesin. böyle genelde birileri vardır böyle her işe karışır. Şunu yap. Ama şunu çal. Burada diyor şu parçalar gider diyor. Sen bu parçaları çal diyor. Şimdi kendi repertuarı adamın ama. Yani o adam onu dinlemek Kendi istiyor. sevdikleri. Hani sen diğerleri diyor boş ver benim dediğimi yap demeye getiriyor esasında. Ama tamam. Ama bir tuhaflık var diyorum şimdi. Çalıyorsun ama bir tuhaflık var. Ben bir yerde mola verdim. Dedim ki abi dedim biz niye bu parçaları çalıyoruz dedim. Ondan sonra ya burada dedi bu parçalar gibi. Ne alaka dedim. Burası dedim Tekkiraz. Ünye'ye bağlı. Biz dedim çaldığımız şu an dedim çaldığımız kişiler dedim yarısına yakın kişileri dedim yani sima olarak tanıyorum. Hani görmüşlüğüm var. Bu adam Ünye'den geliyor. Ben Ünye'de çalsaydım bu şarkıyı dinleyecekti. Şimdi buraya gelince adamın müzik Ne dinleyen değişti? tarzı mı Havası değişti? değişti o. Ben kendi tarzımı orada, kendi tarzımı verdim. İnsanlar memnun oldular. Ondan sonra diyor ki program da çok güzel oldu. Tabii güzel olacak dedim. Sizin dediğinizi yapmadım. Yani. Yapsaydım olmayacaktı. Çünkü tamam yöresel şarkı türküler var. Ama onun bir iki tanesini okursun. Devamlı da yöre takıldığın zaman aşağıdan gelen kişiler bu sefer şey yapıyor. Hani bu bize uygun bir Biraz şey müzik değil. yapıyor. Onlar da söyleyemiyorlar ki. Burada diyor, onlar da şunu diyor. Burada bu havalar gidiyor demek ki diyor. Ama biz Biz öyle değiliz yani sıkıntı orada. Bakalım. Erdoğan Şimşek abimiz diyor. Erdoğan abi selamlarımı iletiyorum Şahmer Turizm'den. Şahmer Turizm'e Hüseyin abime selamlarımı gönderiyorum. Fatih Kaymak, Erkan Gümüş, Selçuk, Damla Yankuncu, Salih Fidan, Cemalettin Güneş hocam selamlarımı iletiyorum. Yine güzel bir eserle devam etmek istiyorum. Türkü aklınıza gelen bir türkü varsa sizlerin de isteği olabilir. Yapalım. Dediğim bir türkü varsa Sadullah kardeşimizin. Gelmiyor aklıma. Benim aklıma geliyor da. Misafir seyircilerimizden yok değil mi? Senin varsa olmaz. Saçlarını yolma Leyli diyelim mi? Tamam. Biraz şey yapalım. Mesela arkadaşlar. Yapalım istersen. Cahildim dünyanın. Yok. Ya, Gönül Dağı var ya. Şey, Gönül Hangisi? Dağı. Ahirim sensin. Gönül Dağı. Yok, Gönül Dağı. Ahirim sensin yapalım. Gönül Dağı. Sen oku. Yok. Ben almayayım. Aldım mani olmayayım. Onu yapalım mı? İyi peki. Hadi bakalım. Çok istedi. Ne yapayım ben Çok şimdi? istedim. Kime gidecek bu? Yok, Düğüne gidecek. bende de şey yok. Hani sevdiğim için. Sevdiğim için. Hangi tam? Bırak olsun.
Gelsin bakalım. Gönül Dağı. Programın ismi de Gönül Dağı.
yaroy 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 yar. El gizli gizli, yol gizli gizli. Gel gizli gizli, yol gizli gizli. Teşekkür ediyorum. Hem isteğin için hem de eline koluna sağlık diyelim. Karadeniz'den gidelim bir iki parça. Murat kardeşimiz hoş geldin. Selamlar. Aleyküm selam. Kolay gelsin, gelme. Teşekkür ediyorum. Bir Karadeniz'den gidelim. Yavaş yavaş da programın sonuna doğru da yaklaşıyoruz. Bugün biraz gecikmeli başladık programa. Teknik aksaklıklardan dolayı ama hallettik çok şükür. İptal olmadan yetiştik. Aslında onu bir dahaki programda yapalım. Dur Leyla diyecektim ama onu bir sonraki programda yaparsak daha iyi olur. Şeyi bilir misin Samistel Yaylası'nı? Bildiğiniz bir şey. Hep beraber hepimizin bildiği bir eser olsun. Bulmaya çalışırız ya. Çalışlar için. Samistel Yaylası diyelim. Bilmiyorum ben de. Biliyor musun? Bence yok. Hangi yayla bu? Sol alabilir miyim? O yayla nerede? Sol alabilir miyim? Burada bir şey olsun. Canlı yayın. Canlı yayın parçası olsun. Olsun. Evet, sol alayım. İstal yaylasının, Samistal yaylasının, neden erimez karı? Neden erimez karı? Ben sevdim ağlamadım, sevdim da ağlamadım. Böyle dur dünya hali, böyle dur dünya hali. Ben sevdim ağlamadım, sevdim da ağlamadım. Böyle dur dünya hali, böyle dur dünya hali. Yüksek dağların karı, yüksek dağların karı, erimeden akar mı, erimeden akar mı? Ben yürekten yanmışım, yüreğimden yanmışım. Ateş beni yakar mı, ateş beni yakar mı? Ben yürekten yanmışım, yüreğimden yanmışım. Ateş beni yakar mı, ateş beni yakar mı? Ama güzel eser gerçekten. Evet, çok sevdiğim eserlerden birisi. Yine aslında güzel böyle Karadeniz türküleri var. Mesela Deniz Üstünde Fener. Yapalım. Thank you.
bir de söner deniz üstünde fener, bir yanar bir de söner bu gaybana sevdalık, ne yana olsa döner bu gaybana sevdalık, kırk tarafa da döner. Gel kaçalım sevdum dağların arkasından, yandım da öleceğim bu yürek yarasından. Gel kaçalım sevdum dağların arkasından, yandım da Thank you.
verdin gittin beni, oy koy verdin gittin beni. Allah'ından bulasın, oy Allah'ından bulasın. Kimse almasın seni, oy kimse almasın seni. Yine bana kalasın, oy yine bana kalasın. Kimse almasın seni, oy kimse almasın seni. Yine bana kalasın, oy yine bana kalasın. Sevdum senin aşkın, ciğerlerimi dağlar. Hiç mi düşünmedin sen, hiç mi düşünmedin sen? Sevdun böyle ağlar, sevdun böyle yanar. Hiç mi düşünmedin sen, hiç mi düşünmedin sen? Sevdun böyle ağlar, sevdun böyle yanar. Gelevera deresi, oy gelevera deresi. İki dağın arası, oy iki dağın arası. Yüzünden silinmesin, yüzünden silinmesin. Bıçağımın yarası, oy bıçağımın yarası. Yüzünden silinmesin, yüzünden silinmesin. Bıçağımın yarası, oy bıçağımın yarası. Sevdum senin aşkın, ciğerlerimi dağlar. Hiç mi düşünmedin sen, hiç mi düşünmedin sen? Sevdun böyle ağlar, sevdun böyle. Düşünmedin sen, hiç mi düşünmedin sen? Sevdun böyle ağlar, sevdun böyle yanar. Bugün gecikmeli de olsa, 2 saat gecikmeli de olsa yayınımızı yaptık. Program süremizi de doldurduk. Bizden sonra yine güzel bir canlı müzik olacak. Yanlış, canlı müzik olacak, doğru mu? Mustafa kardeşimiz sizlerle birlikte olacak. Burak kardeşimiz olacak. Klavyede, bağlamada Yılmaz abi olacak. Yılmaz Yalçın. Yılmaz Yalçın. Şey, Yalçın abi. Yalçın abi. Abi, kusura bakma. Yalçın temizler. Arkadaşın soy ismi Yılmaz olduğu için. Evet, Yalçın abi sizler olacak bağlamada. Güzel, yine bir canlı müzik sizler olacak Moda TV'de. Bizlere vakit ayırdığınız için, bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Hepinize ayrı ayrı selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Ömer Faruk Nair, Mehmet Keşaplıoğlu, Vedat Karayel, efendim bizleri izleyen dostlarımız, hepsine teşekkür ediyoruz.
Önümüzdeki hafta pazar günü eğer programı saatine yetiştirebilirsek 5'te yayın yapmayı planlıyoruz. Yine Gönül Dağı programıyla canlı müzikte sizlerle olacağız. Gönül Dağı programında radyoda da efendim 88.2 frekanslarımızda Gökhan Demir'le Gönül Dağı'nda salı günü yine saat 17'de başlıyor. 17-16 arası. Salı günü, perşembe günü ve cumartesi günü 17 ile 18 arası Gönül Dağı radyoda istemiş olduğunuz eserlerle birlikte efendim birbirinden değerli sanatçılarımızın eserleriyle yine sizlerle birlikte olacağız. Ama canlı müzikte Moda TV'de bu stüdyomuzda sizlerle olacağız yine önümüzdeki hafta. Sadullah kardeşimizin son sözünü, Minik kardeşimizin son sözünü de sizlere dinledikten sonra vedamızı yapmış olup huzurlarınızdan ayrılalım. Önce büyükler. İnşallah yine haftaya birlikte oluruz diyorum ben. Sosyal her şey için. Evet, güzeldi bu hafta. Biz bunu bir ayda planladık değil mi aşağı yukarı? Bir ayda planladık ama bir haftada ancak evet, oturtturabildik programı. Ben de bugün sadece olaya vakıf olabildim. Saatler önceden. Gününü ayarlayamadık. Şu gün mü yapalım, bugün mü yapalım? Pazar gününde karar kıldık en sonunda. Sizlerin de pandemi dolayısıyla rahat izleyebileceğinizi düşündüğümüz bir akşama denk getirelim dedik. İnşallah iyi yapmışızdır. Evet, güzel oldu. Efendim hepinize teşekkür ediyoruz. Huzurlarınızdan yine sizleri selamlayarak ayrılıyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Allah'a emanet olun. Mutlu kalın, sağlıcakla kalın.